Ersin Ramoğlu, 16 Nisan Aydın Doğan için de önemli. Malum STK yöneticileri referandumda PKK'yı ve FETÖ'yü sevindirmek için birleşti. Amaçları halkı hayıra ikna etmek. Bunlar önceki gün CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gerekli taktikleri ondan aldılar. Sonra PKK'yı yani polisimizi askerimizi küçük bebeleri bombalarla şehit eden eli kanlı teröristleri sevindirmek için yola çıktılar. Darbeci FETÖ'yü de hayır ekibi Amerika, Almanya ve İsrail'den de destek alıyor. Beyin yıkamak için iftira ve yalanlara sarıldılar hemen. Padişahlık gelecek palavrasıyla da AK Partilileri kandırmaya kalktılar. Aydın Doğansa tam gaz gidiyor. Adamın gözü döndü. 16 Nisan'da onun için ölüm kalım meselesine döndü. Şimdi evetçilere çok iş düşüyor. Çünkü PKK'yı onlar bitirecek. Sonra da FETÖ'yü. Vesayet sistemini gömecekler. Darbeler devrini kapatacaklar. Ekonomiyi ise uçuracaklar. Evetçiler milli geliri de artıracak, döviz düşerek yatırımlar çoğalacak. Türkiye dünyaya yön verecek 50 ülke arasına böyle girecek. Kısacası her şey çok güzel olacak. Hayır çetesi işte bu güzelliklerin hayata geçmesini istemiyor. FETÖ'den yargılanan Samanyolu TV'nin patronu Hidayet Karaca son duruşmada da Gülen'e yine toz kondurmadı. Oysa o hain 15 Temmuz'da 248 insanımızı şehit etti. Binlercesini de yaraladı. Adam yine FETÖ'yü övüyor. Soner'in oda TV'si de Karaca'nın ifadesi üzerinden Gülen'i göklere çıkardı. Karaca hala bu örgüt değil ister cemaat ister hizmet hareketi ister Fethullah Gülen hareketi deyin ben onu çok sevdim diyor. Meydan okuyor yani. FETÖ'ş gazetecilere para vererek devlete ve millete yıllarca küfrettirdi. Karaca da onlardan biriydi. FETÖ'ye finans sağlayan 4 iş adamı için hazırlanan iddianamede örgüt yöneticisi Firari Mehmet Kamış'ın bunlara aylık 50-60 bin lira maaşlar veriyoruz, elbette istediğimiz gibi yazı yazıp program yapacaklar, 2025'te de tüm dünya bize tabi olacak demiş. Kafaya bak yahu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayırda hayır yoktur diyerek evet'e destek verdi. Malum çetenin tek adamı iddiaları içinde Cumhurbaşkanlığı sistemini şahsım için isteyecek kadar karaktersiz değilim dedi. Aslında noktayı koydur. Reis 14 yıldır iktidardadır. Şahsı için yaptığı tek şeyi göstersinler. Yalanla dolanla değil ama belgeleriyle konuşsunlar. Konuş Aydın Doğan, sen de konuş Kemal Kılıçdaroğlu. Reis delikanlı adamdır, yiğittir. Hep doğruyu konuşur. Neyse. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşkilata yönelik referandum genelgesi yayınladı. Önemli talimatlar içeren. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün o genelgeye uyup uymadığını merak ettim. Twitter'ına baktım mesela. Bir çağrısı var mıydı? Yoktu. Evetle ilgili tek satır da yoktu. Ama Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Devlet Bahçeli'nin genelgesiyle ilgilenmemişti bile. Anlaşılan o akşenerle birlikte yürüyor. Sözlünün salı günü rüşvet ve edimin ifasına fesat karıştırma davasının karar duruşması var. Adam davayı sulandırmak için gazeteci Hakan Bülent yardımcı ile yargıta üyesi Erol Tekmen arasındaki alakasız WhatsApp yazışmalarını Sözcü gazetesiyle Oda TV gibi hayırcı medyaya yayıp duruyor. Kendini masum göstermek için WhatsApp mesajları çarpıtılıyor kader maçı salı günü Ersin Ramoğlu sabah